küçük bir meyil bile göstermeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür. İnsanın bedeninin fiilleri olduğu gibi kalbinde fiilleri vardır. Mesela ben şu an konuşuyorum, dilimle konuşuyorum. Yürüdüğümde ayağımla yürüyorum yazdığımda elimle yazıyorum. Bunlar bedenin fiilleri. Ama öte yandan bir şeyi sevmek veya ondan nefret etmek, iman etmek veya inkar etmek, bir şeye taraftar olmak veya benimsememek bunlar kalbin fiilleridir. Ve insanın asıl büyük fiilleri bunlardır. Mesela Kur'an-ı Kerim kafirleri anlatırken وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ buyuruyor. Onların kalpleri iman etmedi. İman kalple alakalıdır. Gözle imandan söz edilemez. Gözle görürüz. Elle tutarız. Ama kalple de iman eder veya inkar ederiz. وَلَا takfu مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Yani hakkında bilgin olmayan şeylerin peşine düşme. اِنَّ السَّمَا وَالْبَصَرَ وَالْفُعَدْ fuat. Kullu كَانَ عَنْهُمْ مَسْعُولَ e, İnsanın gözü, kulağı, kalbi bütün bunlar mesuldür bundan sorumludur. İşte bir insanın kalbinin fiillerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette Allahu Teala şöyle buyurmakta: "Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemassekumun nar." Yani o zulmedenlere küçük bir meyil bile göstermeyin yoksa ateş size de dokunur. Buradan hareketle denilmiş ki zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür. Zulme rıza, mesela zalim olmak doğrudan kalple yapılan bir şey değil. Diyelim bir insan eliyle vuruyor, zulme diyor, elin fiili. Ama bir başkası bunu görüyor, buna rıza gösteriyor, oh ne iyi yaptı diyor. Böyle içinde bunu benimsediğinde, onayladığında kalbinin fiiliyle zulme ortak oluyor. Veya televizyonda diyelim İsrail'in Filistin halkına zulmünü görüyor. Oturduğu yerden ne kadar iyi yapıyorlar diye onların yaptığını benimsiyor. Böyle olunca kendisi doğrudan o zulmün içinde olmasa bile kalben etmesiyle taraftar olmasıyla o kimse zulmü işlemiş demektir. İşte bu son derece önemli bir nokta ve insana asıl büyüklüğünü kazandıran veya onu asıl küçülten kalbinin fiilleridir. Büyük insan imanıyla büyüktür. Büyük insan güzel niyetleriyle büyüktür. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. اِنَّمَ لَا bin niyat Ameller niyetlere göre. نِيَتُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ amelihi Kişinin niyeti amelinden daha hayırlıdır. İşte niyet dediğimiz şey kalbe ait olan bir fiildir. Ve insan kalbe ait olan bu fiillerini iyi kontrol edebilirse kalbinde sahih bir iman olur seveceğini kalbiyle sever, sevilmesi gerekenleri sever, nefret edilmesi gerekenlere kalbiyle nefret eder, buğz etmesi gerekenlere kalbiyle buğz eder ve bunları yapabildiğinde o insan gerçekten kamil bir insan halini alır. Yoksa yeme, içme bu gibi şeyler hayvanlarda da görülebilen durumlar. Ama kalbin fiilleri dediğimiz fiiller onlarda görmediğimiz şeyler. Demek ki insan kalbinden geçenlerle, kalben onayladıklarıyla veya kalben sevdikleriyle bütün bunlarla da bir hesaba çekilecek ve bu şekilde onların karşılığını görecek.